Arkadaşlar merhaba. Bugün bahçenin genel durumunu video çekerek sizinle paylaşmak istiyorum. Bazı yerlere çiçekler ektim. Şu ekilmeyen sebze yataklarının dışındaki yerlerde de sebze ekmek istiyordum ama olmadı maalesef. Sebze bitmiş, sebze fideleri bitmiş artık. Nereye gittiysem kalmadığını söylediler. Bu sel baskınları, doğal afetler nedeniyle bahçeyle çok fazla ilgilenememiştim. Ama öncesinde dikmiş olduğum bazı sebzeler vardı. Onlar gayet güzel gelişimlerini devam ettiriyorlar. Şöyle domatesler. Bunlar Çanakkale domatesi. Büyük büyük. Artık kızarmaya da başlamış yeni yeni. Maşallah güzel gidiyor bunlar. Yapmış olduklarımız güzel gidiyor. Şöyle sırıklara da astık onları. Her domates başına sırık yapmak yerine ben köşelere sırıkları yerleştirdim ve iplerle böyle uzattım onları. Burada karalahanalar falan var. Burada domates var. Domates yanı sıra dereotları var böyle. Tohuma kaçmaya başladılar. Maydanozlar var. Şuradakiler biberler. Biberlerimizde bu kısım şuradaki biberler çok acı. Acı biberler. Ben kendim acı yiyemiyorum ama komşulardan yiyenler var. Onlara veriyorum. Şuralarda bayağı biberler var. Biber çok bereketli bir bitki. Yani topluyorsun akşamdan sabaha kalktığında gene biber vermiş oluyor. Şunlar patlıcanlar, morarmış. Şöyle. Şu tarafta da var gene. Buradakiler daha da büyük. Haftaya geldiğimizde belki de toplanabilir. Ben yarın pazartesi iş başı yapacağım için gideceğim. Bunlar çiçeklenmiş. Bunların hepsi patlıcan olacaklar inşallah. Burada da domatesler yine aynı şekilde bayağı var. Ama şu toprağa değenler zannedersem çürür. Şu an hiç herhangi bir belirti yok ama inşallah çürümez de çürüyecek gibi. Bu ayva ağacımız. Üzerinde bunun da ayvalar var. Bayağı var. Şurada koku bildirim çelikleme yapmıştık, tutmuştu. Bunlar güller. Bu da gene kokulu üzüm. Bu ayva ağacımız. Tekrar bir de. Şurada bir tane daha kızarmaya başlayan domates var. Bu da kokulu gül. Pembe gül ve kokuyor da bu. Diğer güllerimiz pek kokmuyor. Onlar da yani normal o. Piyasada satılan. Bu da yer elması. Bu şekilde büyüyor ve çiçekleri çok güzel bunların da. Bunlar da güller gene. Çok fazla ilgilenemedim. Bu sel baskınlarında falan bayağı sıkıntılı zamanlar yaşadık. O yüzden çok fazla ilgilenemedim. Ama gene de bu duruma göre gayet iyi bahçenin durumu. Burası çimdi. Peyzaj alanımız çim doluydu. Gene aynı şekilde gelemediğim için çimleri falan kurumuş bunu buranın. Şurayı birkaç gün önce geldiğimde böyle çiçeklendirdim. Çiçeklik yaptım. Şu taşları falan kendim döşedim. Şöyle buraya çiçekler ektim. Yeni çiçek bunlar zaten. Bu da oldukça güzel. Farklı bir hava katmış oldu buraya. Bu böyle katlı çiçeklik yaptım gene. Vardı o. Böyle. Şurada da gene aynı şekilde var. Çiçeklik boyu boyuna devam ediyor. Şurada bayağı çiçekler ektim. Artık büyümelerini bekliyorum. Şurada da aynı şekilde
Bunlar sardun yanar. Çelikleme yaptım. Bunların yapılışı zaten o şekilde. İnşallah tutarlar. Ama tutmuş gibi, evet. Çünkü 3-4 gün oldu. Bunlar şimdiye buruşup gitmeleri lazım tutmazsa. Bunlar da sarkan çiçekler ve şu da küpeli çiçeği. Üzerinde bayağı tomurcuklar var bunun. Bu da büyüyecek. Böyle. Şöyle şey yaptık, sedir yaptık, paletlerden. Bu da çok güzel, çok tercih ediliyor. Herkes oturmak istiyor burada. Şöyle şu üst kısma da, şunlar yakacak odunlardandı. Bunları boyadım şeyle, ahşap boyasıyla. Boyadıktan sonra şöyle üst kısımlara, çatılara falan, buralara otlar, normal saman otlar yerleştirdim. Burada da böyle çiçekler, çiçeklik yaptım. Şunlar kuş evlerimiz. Bunları hazır aldım, kuş evlerini, ama ham halde bunlar. Biz kendimiz boyadık, kızım boyadı bunları. Şöyle üzerlerine de martı resimlerini ben çizdim gene. Güzel tablo şeklinde bir köşe oluşturmuş olduk burada da. Oldukça güzel. Şurada da çiçek fidelerimiz var. Onları da bekliyorum yapılsın diye. Şurası bizim depo. Burası nargile köşemiz. Çok sık içmiyorum ama ara sıra, mesela dün akşam içtim. Ara sıra içiyoruz. Ağaçlara bakalım, şeyler var. Şöyle şuralardan bakın. Şu üzüm ağacı oldukça güzel bir şekilde ilerliyor. Buraları komple dolduracak. Şurada da gene aynı şekilde boylu boyuna o başa kadar gidiyor üzümler ve şeye kararmaya da başladılar üzümlerimiz. Burada bayağı üzümlerimiz var ama gene geçen seneki gibi olacak gibi geliyor bana. Yani yaprağı daha çok veriyor. Üzüm çok fazla alamıyorsun onlardan. Burada da gül fidelerimiz, fidanlarımız var. Şöyle. Bunları da renklerini tam olarak bilerek koymadım ama rengarenk gidiyor böyle. Bunlar var. Şöyle şu çok güzel rengi. Böyle komple kırmızı değil. Kırmızıdan açıla açıla gidiyor beyaza doğru. Bir gülün içerisinde farklı farklı renkler olabiliyor. Bu da beyaz. Ne bu? Sarı gibi. Elma ağacımız da üzerinde böyle elmalar var. Şu peyzaj alanını hafiften bir geliştirmek istedim. Şöyle kütükler de koydum buralara. Şurada çiçekler var. Taşları normal dere taşı. Onları beyaza şey renk renk boyadım. Kuzularımız. Bunlar zaten vardı ama bunları hariçten şu çiçekleri falan kurumuştu. Çiçekler ektik onlara. Bunlar da senede bir sefer dikiyorsunuz. Ondan sonrasında soğan şeklindeydi zaten bu. Sonrasında devamlı kendiliğinden büyüyor, küçülüyor, kuruyor. Ondan sonra tekrar büyüyor. Bir süre sonra onlar başlayacak şeyi çiçek açmaya. Bunlar da leylendi çamlarımız, limon servilerimiz. Çamlarımız da oldukça güzel gelişiyor. Şunlardan bir türlü beklediğim randımanı alamadım ben. Şu ala taflanlar,
bu kadar yavaş mı büyür bunlar bilmiyorum ama geçen sene dikmiştim. Neredeyse aynı şekilde devam. Çok fazla gelişmediler. Bu kiraz ağacı. Bunda da geçen sene şeydi, Trabzon hurması. Oldukça güzel meyveler vardı üzerinde birkaç tane ama bu sene yok. Bunlar ağacı biraz küçük bir fidan. Ama güzel devam ediyor. Şu malta eriği. Bu deveci armutu ama üzerinde meyve yok şu anda. Bunlar erik. Aa, şu da ayrılık erik. Şöyle üzerinde kızarmaya da başlamış erikler. Şu taraftan bakalım. Daha güzel görünmüş. Evet. O da güzel. Şu iki tane ağacımız kurudu. Dikimlerinde bir hatamız yok ama şey de aynı zamanda ne olduklarını da anlayamadık. Aşılı bunlar, aşılı ağaçlar, ağaçlarımızın hepsi ve tüplü ağaçlar. Tutmayan hiç olmadı şimdiye kadar ama bu ikisi tutmadı. Bu da nar ağacımız gene, bunu da üzerinde. Geçen geldiğimde daha fazla vardı çiçekler ama şu an dökülmüş. Bu da üzüm ağacı, kendiliğinden çıkan üzüm ağaçlarından. Şunlar o kokulu üzümlerden. Şu da aynı şekilde. Bunlar borazan ağaçları, borazan çiçeklerinin ağaçları. Bu da neydi bu? Bilemiyorum bunun ne ağacı olduğunu. Bu hünnap ağacı. Şu ağacı. Bunun üzerinde bayağı meyveler var. Arkadaşlar bahçeden durumlar genelde bu şekilde. Ayrıca kömürlükte de biraz değişiklik yaptım. Raf yoktu ve her şey üst üsteydi orada. Çok kalabalıktı içerisi. Şöyle kömürlüğe de raflar yaptım. Dün şunlar iki tane raf yaptım. Burası toparlanmış oldu en azından. Düzgün, daha düzgün bir hale geldi. Şurada tavukların yemleri falan var. Burada biraz normal kışçık odunumuz kalmadı. Bunlar sadece tutuşturmalık odunlar ve kömür gibi şeyler var. Su motorumuz yandı. Şey, hidrofor. Onu da bugün söküp servise göndereceğim. Şurası da su motorunun üstündeki kısım. Şöyle dere taşlarıyla yükselti oluşturdum. Ve burayı böyle bir çiçek şeklinde değerlendirdim. Ve oldukça şık bir görüntü, otantik bir görüntüsü oldu buranın da. Kedi bu aralar çok fazla uğramıyor buraya. Kedi evimiz böyle bu şekilde hala duruyor. Yatağı falan da orada. Çok fazla girmiyor kedi buraya. Yaz olduğu için her taraf şenlik burada şu anda. Herkes bir şeyler de verdiği için dolaşıyor kedi sürekli. Mamalar koydu bana. Bakın mamaları bile yememiş. Karıncalar taşımaya çalışıyor. Bayrağımız da dalgalanıyor. Kapının üstüne astım orada. Yani şurası zaten önceden yapmıştım bunu. Şu halatlarla birlikte bu bölmeyi ayırdım. Ve şöyle gemici deniz objelerini falan da yerleştirdim. Bir tane daha vardı ama nerede o? Objelerden kayıp. Şu çok hoşuma gidiyor. Şu yapmış olduğum tablo. Ben buraya bizim stil diyorum. Bunlar normal yakacak odunlarıydı. Bunları kopara kopara aldım, boyadım onları hepsini. Oldukça güzel bir görüntüleri de oldu.
Arkadaşlar, şurayı da göstermek istiyorum. Ondan sonra videomu netleştireyim. Şurası da şu taşları yutonk tuğla bunlar. Bunları hepsini ben bu su baskınında, su buradan geldi çünkü yoldan bahçeye girdi, içeri doldurdum. Şuraya yutonk ördüm ki bir dahaki şeyde tedbir amaçlı. Ama görüntü pek hoşuma gitmiyordu bu yutonkların. Sonra şuralar genelde taş görünümlü olduğu için böyle kendime göre tam becerdim mi beceremedim mi artık sizin takdirinize bırakıyorum. Şu şekilde her tarafı boyayarak taş duvar görüntüsü verdim. Şu var olan şeyimiz vardı burada. Yol. Kendi yapmış olduğum yol. Şöyle. Burayı da boyalarını yeniden tazeledim. Çünkü sürekli üzerine basıldığı için geçen seneden bu seneye kadar bayağı değişti. Şöyle barbekü alanı olarak değerlendirdim. Yani mangalı, şimdilik barbekü yok burada. Kalıcı barbekü. Mangalı, semaveri falan buraya koyuyorum. Burada oturarak yapıyorum işlerimi. Arkadaşlar, genel durum bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.